Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma Kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 69 ve 70. sayfaların bugün çözümlerini yapacağız. Bu sayfalarda yıl-yaş ilişkisi, önceki ve sonraki yıllarda yaş ve yaşların toplamı, farkı ve ortalaması soru tiplerini göreceğiz. Ve ilk sorumuzda dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Öncelikle bize ilk soruda demiş ki 1985 yılında doğan bir kişinin hangi yıldaki yaşı doğum yılının rakamları toplamı kadar olur? Şimdi doğum yılı zaten 1985 olduğundan gençler bunun rakamları toplamı, bakın şu ikisi 10 yapar, şurası da 13. Rakamları toplamı 23 olduğu için bu kişinin 23 yaşında olduğu yıl isteniyor. O halde ben doğduğu yılın üzerine tabii ki 23 sene eklersem o yılı bulmuş olurum. O yıl da bize 5-3 daha 8 002 yani 2008'i verir. Cevabımız bu olur. İkinci soru. Meral ve Betül sırasıyla 84 ve 97 yıllarında doğmuşlardır. Buna göre hangi yılda Meral'in yaşı Betül'ün yaşının 2 katı olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle Meral 1984'te ve Betül de 1997'de doğduğuna göre Meral ve Betül'ün yaşları arasında şöyle bir ilişki var. Meral ve Betül diyelim. Betül 13 yaş daha küçük. Yani Meral A yaşındaysa Betül A-13 yaşında. Öncelikle onu söyleyelim. Hangi yılda Meral'in yaşı Betül'ün yaşının 2 katı olur diye sorulmuş bize. Şimdi yaşları farkı 13 iken birinin yaşı ötekinin yaşının 2 katı olacaksa doğal olarak bu sadece ama sadece 26 ve 13 için geçerlidir. Çünkü fark 13 iken 2 katı olacaksa 13'e 26 olmalı sadece. Demiş ki bize hangi yılda bu durum gerçekleşir? Betül 13 yaşındayken. Yani 1997'ye 13 ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu da bize 2010'u verir. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Meral 26 yaşındayken bu durum gerçekleşir. 1984'e 26 ekleyerek de yine 2010'u bulacaksınız. Cevabımız 2010 olacaktı sevgili arkadaşlar. Geçtim 3'e. 1999 yılında doğan Mutlu gittiği bir doğa gezisinde anıt bir ağacın önünde aşağıdaki tabelayı görmüş. Tabelada şu yazıyor. Anıt çınar. Bu ağaç 1804 yılında dikilmiştir yazıyor. Mutlu ağacın yaşının kendi yaşının 11 katından 5 fazla olduğunu hesaplıyor. Buna göre Mutlu bu ağacı kaç yaşındayken görmüştür demiş bize. Şimdi öncelikle Mutlu 1999 yılında doğmuş. Ağaç da 1804 yılında dikilmiş. İkisinin birbirinden farkını alırsanız arkadaşlar 5, 9, 1 ve 0 yani ikisinin yaşları arasındaki fark 195'miş. Ağaç Mutlu'dan 195 yıl daha büyük. O zaman ben bir Mutlu diyeceğim. X yaşındaysa ağaç kaç yaşında olur arkadaşlar? Ağaç X artı 195 yaşında olur. Pekala. Ne demişti bize? Mutlu ağacın yaşının kendi yaşının 11 katından 5 fazla. Yani kendi yaşı x'ti, 11 katı 11x'tir. 5 fazlası da ağacın yaşına eşitmiş. O halde bunu bulacağız. 10x eşittir bakın 190 yapar. X de buradan kaç gelir? 19 gelir. Mutlu bu ağacı kaç yaşındayken görmüştür? Biz demiştik x yaşındayken görsün. Demek ki x kaçmış? 19'muş. Cevabımız bu olacaktı. Geçtim bir diğer bölüme. Önceki ve sonraki yıllarda yaş bölümündeyiz arkadaşlar. Akın'ın 3 yıl önceki yaşı Burcu'nun 5 yıl sonraki yaşına eşit. Şimdi Akın 3 yıl önce normal olması gerekenden 3 yaş daha küçüktür. Burcu 5 yıl sonra olması gerekenden 5 yaş daha büyüktür. O zaman bunların arasındaki yaş farkı 8'dir. Yani arkadaşlar Akın x yaşındaysa Burcu daha küçüktür ve x eksi 8 yaşındadır. Akın'la Burcu'nun bugünkü yaşları toplamda kaçmış? 40'mış. O zaman 2x eşittir 48 derim. Buradan x eşittir 24 gelir. Burcu'nun bugünkü yaşı sorulmuş. Akın 24 yaşındaysa Burcu 16 yaşındadır. Çünkü x eksi 8'di. X gördüğümüz yere 24 yazdık. Burcu'nun bugünkü yaşı 16'dır deriz sevgili gençler. Geçtim 2'ye. Farklı ülkelerde yaşayan Remzi ve Rana arasında aşağıdaki mesajlaşma gerçekleşmiş. Rana ve Remzi arasındaki mesajlaşmaya göre Remzi'nin yaşadığı ülkede ehliyet en erken kaç yaşında alınabilmektedir? Bakın Remzi'nin yaşadığı ülke soruluyor. Selam Remzi, nasılsın demiş Rana. Teşekkür ederim Rana, sen nasılsın demiş. O da çok mutluyum, bugün ehliyet almaya hak kazandım ve hemen başvurumu yaptım demiş. Remzi demiş ki nasıl olur, sen benden 3 yaş küçüksün. Şimdi bak Remzi ve Rana
Remzi Rana'dan 3 yaş büyükmüş. O zaman bu x yaşındaysa bu x eksi 3 yaşındadır diyebiliriz Rana için. Ve Rana x eksi 3 yaşında ehliyetini alabilmiş. Ehliyet almaya hak kazanmış. Pekala. Ben burada 2 yıl sonra ehliyet almaya hak kazanacağım. Şimdi demek ki Remzi'nin yaşadığı ülkede ehliyet almak için x artı 2 yaşında olmak gerekiyor. Rana'nın yaşadığı ülkede de x eksi 3 yaşında olmak yetiyor. Pekala. Ben orada yaşıyor olsaydım demiş Rana. 2 yıl sonra bile, bakın 2 yıl sonra x eksi 3'ten 2 yıl sonra x eksi 1 yapar. 2 yıl sonra bile o zamanki yaşımın 6'da 1'i kadar yıl geçtiğinde. Şimdi bak 2 yıl sonra x eksi 1 yaşında oluyor ya. Ve demiş ki o zamanki yaşımın 6'da 1'i kadar yıl geçtiğinde ehliyet alacaktım. Yani x eksi 1'in 6'da 1'i kadar daha yıl geçince ehliyet almaya hak kazanacakmış. Ki o ülkede kaçtı ehliyet alma yaşı? X artı 2 idi. İşte bunu çözeceğiz. Bunu 6 ile genişletelim. 6 x eksi 6 artı x eksi 1 bölü 6 eşittir x artı 2. Buradan 6x daha 7x yapar. Eksi 7 eşittir 6x artı 12 dedik. Buradan iki sevgili arkadaşlarım 19 geldi. Remzi'nin ülkesinde kaç yaşında ehliyet alınabiliyordu, hak kazanılabiliyordu diye sormuştu. Biz buna x artı 2 demiştik. X'i de 19 bulduğumuza göre 19 artı 2'den cevabımız 21 olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve 70. sayfamıza doğru geçtik. Birinci sorumuz hangi bölümdeyiz? Yaşların toplamı, farkı ve ortalaması bölümündeyiz. Hasan ile Recep'in yaşları toplamı 60. 15 yıl önce Hasan'ın yaşı Recep'in yaşının yarısı kadardı. Şimdi 15 yıl öncesini konuşalım. 15 yıl önce Hasan ve Recep var. Hasan'ın yaşı Recep'in yaşının yarısıymış. Yani x'e 2x'miş. O zaman 15 yıl sonra bu x artı 15 yaşında, yani şu an bu da 2x artı 15 yaşında olacaktı. Ve bunların da yaşları toplamının bize 60 olduğu dile getirilmiş. 3x artı 30 eşittir 60 derseniz burada 3x eşittir 30 gelir ve x eşittir 10'u bulursunuz. Recep'in bugünkü yaşı sorulmuş. Recep'in bugünkü yaşı 2x artı 15'ti. Dolayısıyla yerine yazarsanız 2 çarpı 10 artı 15'ten doğru cevap 35 olacaktır diyebiliriz. Devam ikinci soruyla. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katına. Şimdi çocukların yaşları farkına ben x diyeyim. Babanın yaşı şu an 6x yaşında. Tamam mı? Bu babanın yaşı. Şimdi 12 yıl geçmiş aradan. 12 yıl geçince tabii doğal olarak baba 6x artı 12 yaşında olacaktır. Ama demiş ki çocuklarının yaşları farkının 8 katına eşit olacakmış babanın yaşı. Yani 8x yaşında olacak. 12 yıl geçtiğinde 8x yaşında oluyorsa demek ki 6x artı 12 8x'miş. O halde 2x eşittir 12'dir. X eşittir 6'dır. Babanın bugünkü yaşı sorulmuş. Babanın bugünkü yaşı 6x'ti. X'i de biz 6 bulduğumuza göre 6 çarpı 6'dan baba 36 yaşında diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 3'e. Anne, baba ve iki çocuklu bir ailenin yaşları ortalaması 25'tir. Şimdi anne, baba ve iki çocuk varsa bu aile 4 kişidir ve yaşlar ortalaması 25 ise 4 ile 25'i çarparsınız bu ailenin yaşları toplamına 100 dersiniz. Anne ile babanın yaş ortalaması 36'ymış. Sadece anne ve baba 2 kişidir. 2 çarpı 36'dan demek ki anne ile babanın yaşları toplamı 72. İkisinden birbirini çıkarırsanız 28 gelecektir. Bu da çocukların yaşları toplamı. Çocukların yaş ortalaması. Çocukların yaşları toplamını bulduk. İki çocuk olduğuna göre ikiye böleriz ve ortalamanın 14 olması gerektiğinden bahsedilebilir sevgili gençler. Cevap 14'tü. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Bir okul 12. sınıflara bir gezi düzenliyor ve gezi için bir rehber tutuluyor. Rehber geziye katılan tüm öğrencilerin 17 yaşında olduğunu öğreniyor ve ziyaret ettikleri bir tarihi köprü ve kale için aşağıdaki ifadeleri kullanıyor. Görmüş olduğunuz köprü hepinizin yaşları toplamı kadar yaşlıdır. Şimdi bu gruba biz X kişi dersek yaşları ortalamasının da tüm öğrencilerin 17 yaşında olduğunu bildiğimiz için yaşları toplamı 17 çarpı X olacaktır. Aslında bu köprünün yaşı. Tamam. Köprü 17 X yaşındaymış. Daha sonrasında bir cümle daha kurmuş. Demiş ki bu kale daha önce gördüğünüz köprüden, yani şundan, yani 17x yaşındaki köprüden 600 yıl daha önce yapıldığına göre demek ki kale 17x artı 600 yaşındaymış diyebiliriz. Pekala. Olup hepinizin 3 yıl sonraki yaşları toplamı kadardır. Şimdi bunlar 17 yaşında, hepsi 3 yıl sonra 20 yaşında olacak ve yaşları toplamda 20x olacak. Demek ki 20x eşittir 17x artı 600 diyeceğiz. Bu bir. 17x'i bu tarafa gönderdiniz, 3x eşittir 600 geldi. Buradan x eşittir 200'ü buldunuz. Yani biz bu grubun toplam kaç kişi olması gerektiğini bulduk. Grup 200 kişiymiş arkadaşlar.
Rehberin ifadelerine göre öğrencilerin ziyaret ettiği köprünün yaşı sorulmuş. X 200 ise köprü 17x yaşındaydı. 17 çarpı 200'den doğru cevabımız 3400 olacaktır. Bayağı da eski bir köprüymüş. Devam edelim 5. sorumuzda. Bu da videomuzun son sorusu arkadaşlar. Daha sonrasında farklı bir bölüme geçeceğiz yaş problemlerinden. Murat köpeğinin insan yaşına göre yaşını hesaplamak için internette yaptığı bir araştırma sonucu aşağıdaki bilgiye ulaşmış. Dünya Veteriner Hekimler Birliği köpeklerin yaşı hesaplanırken yaşamlarının ilk 1 yılının 15 insan yaşına denk geldiğini, yani normal şartlar altında insan yaşıyla 1 yıl geçtiği zaman köpekler 15 yaşına giriyormuş. Daha sonrasında 2. senede köpeklerin insan yaşına göre 9 yıl daha aldığını, yani normalde insan 2 yaşına girdiğinde köpekler 9 yıl daha büyüyor, yani 24 yaşına girmiş oluyor. 3. yılda sevgili arkadaşlarım 5 yıl daha yaşlanıyor, 29, ve bundan sonra hep 5'er yıl artarak ilerliyor. Her sene 5 yaş yaşlanıyor köpekler. Murat kendi yaşıyla köpeğinin gerçek yaşının ortalamasını hesapladığında 30, kendi yaşıyla köpeğinin insan yaşına göre karşılığının ortalamasını hesapladığında 57 buluyor. Bak şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Murat'ın yaşına M diyelim, köpeğinin yaşı ise gerçek yaşa göre K olsun. Bunların toplamı 30'muş. Murat'ın yaşıyla köpeğinin köpek yaşına göre KK diyelim ona da. Bu da ne yapıyormuş? 57 mi yapıyormuş? Yaşların ortalamasını, özür dilerim. İkisi de ortalamaydı değil mi bu arada? Ortalama demiş. İkisinin ortalaması 30'sa yaşları toplamı 60 diyeceğiz. İkisinin köpek yaşı, köpek yılıyla Murat'ın kendi yaşının yaşları ortalaması ise 57 ise toplamları 114'tür diyeceğiz. Şimdi öncelikle dikkat edin. 114'ten 60'ı çıkarırsanız 54 gibi bir sonuç çıkıyor. Tabii ki burada M'ler gidiyor. Yani köpeğin köpek yaşıyla normal yaşının farkı 54 oluyormuş. Şimdi normal şartlar altında köpeğin normal yaşı ve köpek yaşına, köpek yılına göre hesaplanmış olana bakalım. 1 yaşındayken bir kere 15 olduğunu söyledik. 2 yaşına girdiğinde 24 olduğunu söyledik. 3 yaşına girdiğinde 29 olduğunu söyledik. Bakın aradaki fark 26. 4 yaşına girdiğinde 5 daha büyüyecek, 34 olacak. Aradaki fark 30. 5'e girdiğinde artık burası ne olacak? 39 olacak. Aradaki fark 34. 6 olduğunda sevgili arkadaşlarım 44 olacak. 7 olduğunda 49 olacak. Aradaki fark 42. 8 olduğunda 5 daha büyüyecek. 54 olacak. Aradaki farkı görüyorsunuz ki 46. 9 olduğunda 59 olacak. 10 olduğunda 64 olacak. Ve dikkat edin, aradaki yaş farkı kaç oldu? 54 oldu. Bizim de aradığımız bu muydu? Evet, buydu. Şimdi demek ki köpek normal insan yaşına göre 10 yaşındaymış. Köpek normal insan yaşına göre 10 yaşındaysa Murat burada kaç yaşındadır? 50 yaşındadır. Murat köpeği doğduğunda kaç yaşındaydı diye sormuştu. Köpek 10 yaşındayken Murat 50 yaşındaysa 10 yıl geriye gidersek köpek doğduğunda Murat 40 yaşındadır deriz. Ve doğru cevabımız da 40 olur sevgili gençler. Evet, videomuzun ve bu güzel testin sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer testlerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.